Biyomda bir tabak içerisinde görüldüğü üzere harnupları görüntülüyorum. Bunu görüntüleme sebebim bu sabah farkına vardığım bir olay. Şimdi şöyle birazcık yavaş yavaş alalım ve size göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bakın şu gördüğünüz arı benzeri olan şey, yani arıcık, küçük arı olduğu için bu. Mikro Hymenoptera takımında olduğu için arıcık diyoruz. Bu bir parazitoid. Her halinden belli. Şimdi uçtu, evet. Çok odaklanmak zor oluyor. Bunun burada ne işi var diyeceksiniz. Bugün gördüğüm üçüncü parazitoid. Bizim harnuplarımız görüldüğü üzere işte bu vakte kadar, yani ocağın dördü bugün, bekliyor. Bunların beklemesinden dolayı tabi bulaşan harnuplar veya sağdan soldan bulaşmalarla harnup küvesi tarafından deliniyorlar. Bakın burada da iki tane buldum parazitoidten. Şimdi Allah her şeyi ona göre dengeli yaratmış ki harnup küvesi tarafından delinen harnuplar, yani yenilen, zararlanan harnupları, içerisindeki harnup küvesinin kokusunu bu arıcıklar alıyor arkadaşlar. Bunun türünü de yorumlara yazarım ama Hymenoptera takımının parazitoid arıcıkları bunlar. Bunlar alıyorlar, geliyorlar buraya. Ta bakın şurada tutuyordum ben bunu. Şu dolabın içerisinde. Şurada. Ofis dolabımın. Burada buluyorlar ve bunları parazitliyorlar. Şimdi bu harnupların içerisinde olan harnubu arayıp, inşallah onu da harnup küvesini arayıp onu da size ekleyeceğim. Belli bir zaman sonra da parazitlenmiş halde büyük ihtimalle onlar da çıkacaklar. Ve bunların bir kısmı da burada bu şekilde parazitlenmiş harnup güvelerinin içerisinden ergin olarak çıkıyorlar. Bunlar yeni çıkış yapmış olanlar. Çünkü biraz daha uyuşuk, biraz daha küçük, hareketleri sınırlı. Tabii ki bunun hareketinin aktif olması için ışığa da ihtiyaçları var. O da yadsınamaz bir gerçek. Ancak benim tecrübelerime dayanarak yaptığım şey, bunlar daha yeni erginler ve hareketler sınırlı ve bunların kitle halinde, yani birden fazla, bugün 3 demiştim, 2 tane daha bulduk. Oldu 5. Daha neler çıkacak bilmiyoruz. O tekili de şurada bir yerde. Olmalarının bir sebepleri de pupadan çıkış vaktine denk gelmemiz. Evet bakın şurada bir tane daha harnup küvesinin deliği var. Giriş yeri. Bakın şurada da var. Bunların içerisinde bulabilirsem parazitlenmiş veyahut da ölmüş olarak harnup küvesi larvasını size Allah izin verirse çekip göstereceğim. Ama dediğim gibi Allah hiçbir şeyi boş bırakmıyor. Bu arıcıklar da harnup küvesine karşı etkili. Arkadaşlar gördüğümüz parazitoidler büyük ihtimal Brokonide familyasından parazitoidler. Çünkü harnup küvesinin ülkemizde bilinen 5 tane Brokonide, bir tane Ihnomonide, bir tane de Trichogammatide familyasına ait parazitoidi var. Yani oldukça zengin bir parazitoid ve doğal düşman etkinliği var. İşte ilaçlamaları biliyorsunuz, harnup küvesi portakalda da zararlı. İlaçlamaları eğer biz seçici ilaçlarla yaparsak, yani mesela basillus türleri atarsak harnup küvesine portakalda, saçma sapan selektif olmayan ilaçlar yerine bunları koruruz. Bunlara zarar gelmediği için de harnup küveleri bunlar tarafından saldırıya uğrar ve bizim ilaçlama maliyetimiz azalır. Bazı yerlerde, bunların etkinliğinin çok iyi olduğu yerlerde, desteklendiği yerlerde bol miktarda bu böcekler bulunacaktır, parazitoidler, ve biz ilaç atmaktan kurtulacağız. Bilindiği üzere bunlar bu parazitoidler larvaları, yumurtaları veya erginleri parazitleyerek, yani 3 farklı alana ayrılıyorlar. Hayatlarını sürdürüyorlar. Bize de yararlı oluyorlar bu arada. Bu hayatı sürdürürken işte o spesifik olduğu döneme göre bunların içerisine ovipositörleriyle, yani dişileri tabii ki, erkeğin hiçbir faaliyeti yok böceklerde, ovipositörleriyle, yani yumurta koyma borularıyla yumurtalarını bırakıyorlar ve daha sonrasında bu gördüğünüz parazitoidler ortaya çıkıyor. Her zaman söylüyorum, iyi bir bitki korumacı olursanız
kamerayı çevirdiğiniz her yerde bir şeye denk gelirsiniz. O yüzden lütfen ziraat mühendisi arkadaşlar, özellikle bitkormacılar, dersinizi iyi çalışın ve kendinize faydalı olun. Evet arkadaşlar, ekranda Harnup küvesinin de parazitoidi olan Hymenoptera takımına ve Braconidae familyasına ait Habrobracon cinsine ait türü görüyorsunuz. Şu anda yaptığı işlem tırtılın, yani larvanın dorsaline, yani üst yüzeyinin olduğu kısmına ovipositörüyle, yani yumurta koyma borusuyla bir delik açıp oraya yumurta bırakma işlemi. Şu anda ovipositörün uç kısmındaki kaması çıkıntıyla delik açma işlemini yaptı. Ve şu anda bakın, abdomenin tam dibinden yumurtaları o borunun içerisinden, o açtığı deliğin içerisine doğru bırakıyor. Evet. İyice bırakıyor ve çıkarttı. İşlem bitti. Şimdi kontrol ediyor ve işlemi tamamladı. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.